Muslim, Müslüman. Tam Müslüman, Müslüman. Valla Allah çarpsın. Allah çarpsın olmaz. Valla olmaz. Ha, burada kiliseleri geçsem zengin olurum. Have a nice day. Have a nice day. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Bu bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Güney Kore'nin en büyük ikinci şehri olan Busan'dayız. Busan yaklaşık olarak 4 milyon nüfusa sahip ve bu şehir plajlarıyla, tatil yeriyle ve deniz yemekleriyle ünlü bir şehir. Bugün bu bölümde hem Busan şehrini tanıyacak hem de aynı zamanda seyahatime dair planlarımdan bahsetmek, fikirlerinizi almak istiyorum. O zaman Busan şehrini bir tanıyalım, görelim. Etrafı bir gezelim önce. Dün burada kaldığım yeri göstereceğim. Hostelimi göstereyim. Aslında bugün ayrıldım. Küçük bir çantayla geldiğim için seyahat etmek zor olmuyor. Tekrar kalmayacağım. Hemen şurada ileride hostelim var. Merkezi bir konumda. Burası da bugün benim kalacağım hostel odam. Odadaki şu yatak bana ait. Buranın ise fiyatı, hosteli bilmeyenler için, hostel böyle paylaşımlı oda oluyor. Bence videolardan biliyoruz hepimiz. Ve bize böyle kilitli dolaplar veriyorlar. Bunlar sayesinde eşyalarımızı koyup dışarı çıkabiliyoruz. Buranın fiyatı ise 10 dolar. Kaldığım yerin etrafında, burada da işte her yerde standart olarak dükkanlar var. Mesela bir yerel bir pazar varmış burada. İçine girip öteki taraftan çıkalım. Bakalım ne satıyorlar. Büyük ihtimalle et ürünleri ve balık ürünleri var burada ama açılmamış. Şurada kurutulmuş balıklar ve yosun satılıyor. Şu yosunla pirinç falan yiyorlar. Böyle Asya'ya dair şeyler, fındık fıstık falan var. O balıklara bak. Ne balığı acaba? Böyle değişik Asya ürünleri falan var burada da. İşte sebzeler vesaire satılıyor. Abi, burada Korelilerin çok sevdiği kimçiler var. Soslar vesaire var. Mezeler var. Bunları yemeklerin yanında tüketiyorlar. Yani hemen hemen bu pazarların hepsi, gittiğin her yerde, en ufak şehirde bile, en ufak kasabada bile var. Ve sanki ülke baştan sona kocaman bir AVM gibi. Busan şehrinde de özellikle farklı bir şey göremedim. Şimdi pazardan çıkalım. Genel olarak hava çok sıcak olduğu için hem yağmura karşı hem güneşe karşı böyle şemsiyeler kurulmuş. Karşıya geçelim. Işığı kaçırırsam çok beklerim. Ve insanlar gördüğünüz gibi elinde şemsiyelerle geziyorlar. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Ve Asyalılarda porselen ten olayı var. Yanmak istemiyorlar mesela. Beyaz ten onlar için daha bir şey. Ne derler ona ya? Siz söyleyin. Beyaz tenli olursa daha böyle, hani bizde şeydir ya, esmerleşince daha güzel görünürsün falan. Onlar için de beyaz ten. Seni korumaya çalışıyorlar. Güneşin çok zararlı olduğunu düşünüyorlar ama abi, D vitamini de alman lazım. Tabii fazlası zarar. Böyle şemsiyelerle falan geziyorlar. Bak mesela şurada bir dayı var. Dayı. Burada misyonerlik faaliyetleri çok fazla. Böyle sokakta hoparlörleri koyuyorlar, konuşmalar yapıyorlar. Abi, bu dayılar, teyzeler beni rahat bırakmıyorlar. Saçlardan dolayı Hazreti İsa Aleyhisselam'a benziyorum diye sürekli gelip diyorlar, Hristiyan mısın, Hristiyan mısın diye. Müslümanım diyorum, Müslüm diyorum falan. Bırakmıyorlar, salmıyorlar beni. Şimdi buradan metroya binip ilk durağımıza doğru gidelim. Hadi. Katolik kardeşin sesi. Anlamıyorum ki. Katolik kardeşinden ne mi diyor? Vallahi anlamıyorum. O. Katolik kardeşin Victor Chapchap Good. Kardeşin Maria sesi. Japan Edible again. Yesu Kristo. Kristo Pei. 당신 미남자, 하지만 하느님은 사랑의 하느님. Love is the only one we got, 그리스도. 발라, 타마. Great. Baby. No. 크리에. No. I have. No. I have money. Just
No. I have money. No. I am tourist. No. Thank you. I love you. No. Presenter. Korea presenter. No. Name. No. I can't. Thank you. Kamsahamnida. Dude, no. Ah, abi vallahi olmaz. Vallahi. Yo. No. Some ice cream. No. Valla, thank you. Bread. No, thank you. Valla, thank you. Kamsahamnida. My bus. Çok iyi. Rule. No. Valla, Allah çarpsın. Sky rule. Allah çarpsın olmaz. Sky rule. Valla olmaz. Valla. Sky rule. No. Valla. Dayı al paranı al. Yeah. Valla, dayı. Okay. Al paranı al, dayı. Yeah. Valla al, dayı okay. Paranı. Dayı. Oso abba. Dayı bak. Oso kardı. Ya, you have to. Aysu. Can you translate? No. Valla, I have money. This is yours. Adam attı gidiyor parayı. Dayı, valla bak. I love you, pretty. I put. Thank you. I put there, okay? Bye. Adam deli ya. Adam zorla para koymaya çalışıyor cebime. Ne dediğini de anlamıyor. Tam şurayı çekiyordum. Şimdi şuradaki şu otobüste 1-1 veya 2-2 ile ilk gideceğimiz yere gideceğiz. Bekliyoruz otobüsü. Dayıya bak, zorla cebime para koymaya çalışıyor. Ne dediğini de anlamıyor. Ya dayı, yok valla. Kaçacağım abi. Yok. No. Valla. Maria. Yok. Maria, no sorry. Valla, olmaz. You understand? Muslim. Yo. Muslim. Müslüman. Yo sir, take it easy. Tam Müslüman. Valla. Take it easy, Maria. Bas. No. Abi, elhamdülillah Müslümanım. Maria. Müslüm. Pardon. Sky Mother. Muslim. Omani. Muslim. Yesu name Mother. Valla Muslim. Ha? Huh? Bas. Valla dayıdan kaçıyor. Thank you. Okay. Pardon. Dayı kartı basmam gerekiyormuş, onu söylüyor. Valla dayıdan zar zor kurtulabildim. Şimdi böyle küçük bir minibüste o köye doğru gidiyoruz işte. Minibüste bu. Tekrar kartımızı basıp inelim. Dostlar, şimdi geldiğim ilk durak şurası. Gamchon Culture Village diye. Orada bir köy var uzakta ya, hoş geldiniz. Bak, harita satıyorlarmış 2000 won'a buranın. Anlatıyorlarmış falan. Yani buradaki olay şöyle, turizme katkı olsun, gelenler 2000 won versin diye harita satıyorlar çocukların elindeki. Kardeşim, bize her yer Gazi Osman Paşa, Sultan Gazi, Bayram Paşa, küçük köy. Başka bizim semtlerden neresi var? La, bize her yer Trabzon. Bir yerin haritalarını ben kullandığım uygulama Maps.me'den indirdiğim için hiçbir yerde bir şeye bakmaya gerek kalmıyor. İnternetim dahi olmazsa görebiliyorum.
Gelelim buraya. Burası Kore'nin bir köyü abi. Busan'da bulunan. Hala şu anda işte renkli evlerin, renkli sokakların bulunduğu bir yer. Maske olayı bu ara bana çok soruluyor. Maske takmamakta serbestsin, özgürsün. Beni çok boğuyor, o yüzden sadece metroların içerisinde takıyorum. Metrolarda falan takmak zorunlu. Mekana girerken takmak zorunlu. Ama onun dışında relax. Ya burada gene o kıyafetlerden falan kiralıyorlar. Biraz önceki dayı büyük ihtimalle o da beni Hazreti İsa'ya benzettiği için parayı vermeye çalıştı. Bak. Jesus Christ Church. Burası. Çolay. Bunları böyle içerisinde dondurma, kahve falan satıyorlar. Tekrar da ona motosiklet gibi binip kaskını takıp trafiğe çıkıp eve gidiyor. Şuranın şöyle bir görüntüsünü göstereyim. Köyün olayı bu abi. İnsanlar normal yaşıyor burada evlerinde falan. Aslında köy diyemeyiz. Baksanıza iki katlı falan, üç katlı evler var. Gecekondu mahallesi gibi. Vallahi burada kiliseleri gezsem zengin olurum. Elhamdülillah Müslümanız falan ama ya şey, ben kızmıyorum zaten. Hani şey zannediyorlar. Avrupalı zannediyorlar. Otomatikman Hristiyan zannediyor. Saçlar uzun falan. Ama şöyle, Peygamber Efendimizin de saçı uzunmuş. Ya kulak memesinden bir tık uzunmuş. Ama omuzlarından uzun değilmiş. Bize göre, bana göre çok bir numarası yok. Videonun başında bahsettiğim, fikirlerinizi almak istiyorum dediğim şeylerden biri de bu oldu. Güney Kore'ye daha önceden geldiğim için galiba geldikten ilk 1-2 gün sonra sıkılmaya başladım. Açık ve net söylüyorum. Sıkıldım burada. Yapacak bir şey bulamıyorum. Her şey aşırı kontrolcü geliyor bana. Ya daha özgür olmak, köye gitmek, ne bileyim otostop çekmek, doğanın içinde falan olmak istiyorum. Burasının bana göre olmadığını anladım. Şimdi buradan ayrılma vakti. Bir şey yok burada. Geldik, gördük, devam ediyoruz. Şimdi yeni bir yere daha geldik. Ya yeni bir yer diyorum ama abi baksana, her yer birbirine benziyor. Aynı markalar, aynı restoranlar. Tüm ülke aslında böyle. Tüm ülkedeki şehirler vesaire birbirine benziyor. O yüzden özellikle görebileceğin önemli bir şey yok. Buraya gelme sebebim ise şurada sahil var. Buradaki sahili göreceğiz. Şurada bedava bir şeyler dağıtıyorlar, içecek falan filan. Burada da buranın sokak yemekleri var. Bak o tobokiler. Şunları seviyorum, fişkekler falan. Böyle al kebap satıyor. Böyle bu sokağın hepsi burada işte, sokak yemekleri vesaire. Şu değişik bir şeymiş, küçük tavuk parçaları. Çok acı abi bunlar, küçük tavuk parçaları. Hello. Hey. Gel vatandaş, gel. Sahile geldik. Oo diyor ki, havai fişek falan bir şeyler patlatırsanız burada 50 bin wonunuzu alırız. Burası da sahil kısmı. Görelim. Bizim Kilyos sahili kesinlikle daha güzel. Su temiz görünüyor. Ama dalgalı. İnsanlar yüzmüyor ki, zaten şu köşede durabiliyorlar en fazla. Arkada böyle kocaman gökdelenlerin olduğu. Yine burası da böyle. Böyle bir yer buradaki sahilde. Buraya kadar gelmişken de burayı da geleyim göreyim. Buraya kadar gelmişken de burayı da göreyim dedim. Belki yüzerim dedim falan ama su... Bak bak bak.
Görüyor musun? Dalga geliyor. Dalgayı atlıyorlar sadece. Yani yüzülecek gibi bir su yok. Yani yüzülecek gibi bir su yok. Endonezya'ya falan gidersem ya da Hawaii'de güzel bir deniz plaj tatil yapmak istiyorum. Oh my god, OMG, where are you from, bro? Hello, my YouTube name is Korean GD. KOLEAMGD. Wow. Yeah, I'm Korean BRO, you know what I'm saying? Yeah. Thank you. I'm a Berko. Pardon? Berko, how many followers you have on YouTube? My follower, Africa TV is 2 million, 8,000. Okay, yeah, cool, yeah, yeah. Cool. But YouTube, holy moly, Zopaptes. 5,000. I'm sorry. Okay. I have 250 on YouTube. 250,000. Oh my god, OMZ, bro! Jesus! My Jesus, you know what I'm saying, bro? Yeah, let's go. Kafaları güzel bir kişi. Yeah, hello. And she's my friend. Yeah, she's my friend. Yeah. What's your name? Che, Tong Yi Che. Tong Yi Che? Tong Hee. So you guys live in Busan? Yeah. Tong Yi Che is a very not smart. Okay. A very stupid girl, my friend. No. Wait, why? A little English. Wow, yeah. Very nice to meet you. Yeah, bro. Yeah, have a nice day. Have a nice day. Yeah. I'm good singing luck. And dancing Hello. In Korea. Hello. 900 Follow people in here. Follow me on Instagram, Berko Bilgiç Berko. Wow. Yeah, have a nice day. Have a nice day. Yeah. Good luck. Bye-bye. In Dubai. Bye. Dropship. Yeah. Lavukların kafası çok güzel, belli. Gözler falan filan uçuyor. Busan şehrine artık veda ediyoruz yavaş yavaş. Ben hiç sevmedim, hiç beğenmedim burayı. Bizlik bir şey yok. Sadece burada işte şehitliğimizi ziyaret ettim. Ya özellikle bilmiyorum, benim hoşuma gitmedi. Ben ya daha önce defalarca kez Kore'ye geldiğim için böyle oldu. Geçiş noktasıydı. Moğolistan'dan da en ucuza çıkabileceğim yer buraydı. Mecburen buraya geldim. Şimdi tekrar Seul'a doğru geri dönüş için dönmem lazım. Bir gece daha burada kalıp okey tamam abla, kontrol ya, yapmayın bak bana bunu. Salın biraz insanları. Bir gece daha burada kalıp boşu boşuna 15-20 dolar hostele vermek istemedim. Dün gece 10 dolardı. Ama bugün cuma akşamı olduğu için pahalı. Hemen vın. Hadi gidelim. Otobüsü kaçırdım. Yanlış durağa gittim. Şimdi bir 45 dakikalık. İnanılmaz sinirlerim bozuk. İnanılmaz sinirliyim. O kadar sinirliyim ki. Durduk yere şu an 500 lira girdi. 11 dakika ile otobüsü kaçırmış oldum. İade de yapmıyorlar. Bileti de değiştirmiyorlar. Bir saat önceden falan değiştiriyorlarmış. Ben bunu durağa gittiğim zaman da fark ettim. Ya bu o durak değildi diye. Artık çok geç. Olan oldu. Belliydi ya. Burayı böyle bir sevmedim ben sonra. Ya sanki hissediyordum bugün böyle ters giden bir şey olacak falan diye. Oldu işte, patladık. Ve yeni biletimiz de burada 6:20'de. Abi şunlardan biri olacak Seul otobüsü. Şöyle güzel bir haber var. Biletin %70 iadesini alabildik. Şükürler olsun. 10 dolar falan bir zarar doğmuş oluyor ama ne yapak. Başımıza daha bir şey gelmesin de sağ salim Allah'ın izniyle 6 saatte buradan Seul'a gidebileyim. Hadi bakalım, otobüsümüzü bekleyelim, 6 saat sonra Seul'deyiz. Hadi gidelim. 16:20. Benim kaçırdığım 15:20'deki otobüstü. Bir dakika bile adamlar geç kaldı. 15:20 olduğunda kesin bastı tuşa, kapattı ve gitti. Şimdi biz de artık Busan'dan ayrılıyoruz.
Şimdi artık biz de Busan'dan ayrılıyoruz. Seul'a doğru 5 saat falan sürecek yol. Hadi gidelim.